Değerli arkadaşlar, Irak'ta bir iç gerginlik yaşanıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Bu gerginlik Irak Bağdat yönetimi ile Erbil'deki Barzani yönetimi arasında yaşanmıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif katkılarıyla yaşanılmış olan, yaşanılmakta olan sorunların önemli bir bölümünün de yavaş yavaş rafa kalktığını görüyoruz. Ama iç problem, iç gerginlik doğrudan Kuzey Irak Kürt Otonom Yönetimi coğrafyasında yaşanıyor. Ve bu gerginliğin adı sanı belli. Esas hat Erbil Süleymaniye hattı. Ama bağlantısında tabii ki PKK devreye giriyor. Yani Irak Kürdistan Demokrat Partisi yönetimi Erbil'deki Kürdistan Yurtsever Birliği Talabani grubuyla Kamışlı'daki PKK-YPG unsurları arasında var olan ittifakın kendisi için bir tür yüksek oranda tehdit olduğuna inanarak bazı karşı önlemler almaya çalışıyor. Oysa çok durum karışık. Yani bu Barzani'nin Amerikan yönetimiyle dahi arasının açılmasına yol açabilecek bir karışıklık süreci. Çünkü hep söyledik. Haseke'deki, Kamışlı'daki YPG elebaşı Mazlum Abdi ile Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafel Talabani'yi bir araya Amerika getirdi. Şimdi Barzani Amerika'nın geliştirmiş olduğu bu ittifak karşısında Türkiye ile beraber büyük bir huzursuzluk duyuyor. Bu huzursuzluk Türkiye'nin ana stratejileri açısından çok zararlı bir şey değil. Sonuç itibariyle Barzani yönetimi güçlü bir kimlik taşıyor ve Süleymaniye ile yaşanabilecek bir çatışmada haliyle Türkiye'nin de desteğini sağlayacağını biliyor. Ve ona göre davranıyor. Bu konuda benim bir video analizim oldu. Biliyorsunuz Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsüyle Irak Kürdistan Özel Yönetimi İçişleri Bakanlığı sözcüsü çıktılar dediler ki bir süredir bu coğrafyayı yakıp yıkan o kundaklama, pazar yeri ve ticari alanları kundaklama eyleminin arkasından Kürdistan Yurtsever Birliği ile PKK çıktı dediler. Üç kişiyi de getirdiler böyle arkadan bağlanmış. Onları da, onları da sergilediler ve dediler ki bunlardan bir tanesi PKK'lı, diğer ikisi Kürdistan Yurtsever Birliği'nden. Yani bölgedeki ekonomiyi baltalamak, özellikle ekonomi, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını baltalamak için bunlar sürekli yangınlar çıkardı. 400 milyon dolarlık büyük zarara yol açtılar. Aha işte biz de bunları yakaladık dediler. Şimdi bu aslında Barzani'nin talebaniye savaş ilanıdır. Buna öyle ben o yüzden yaptım o yorumu ben. Çok mu meraklıyım ee, ...Irak, Irak Kürdistan'ında ne oluyor ne bitiyor ama durumu anladık. O, o açıklama Süleymaniye'ye dönük bir uyarı, bir kavga uyarısı. Nitekim e, Kürdistan Yurtseverler Birliği e, sözcüsü Saadi Ahmet Pira açıklama yaptı. Dedi ki Herkese hatırlatalım. Bir savaşa değil, iç çatışmaya değil, bir seçime gidiyoruz. 20 Ekim'de biliyorsunuz seçim var şeyde. Orada Kürt yönetiminde. Propaganda amaçlı bu yalanları kabul etmemiz mümkün değil. Ee, bahsedilen üç kişiden biri partimizin bir dönem üyesi olabilir ama Kürt yönetimi iç işleri sözcüsü bir şahıstan söz etmedi sürekli olarak bizim partimizin adını verdi. Biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Şimdi belli ki PKK ve Talabani arasındaki ittifakla Barzani yönetimi arasında ciddi bir çatışmaya doğru adım adım ilerliyoruz. Ben 20 Ekim 2024 Kürt yönetimi seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda da biraz şüpheliyim. Fakat esas şüphemi güçlendiren gelişme Mesut Barzani'de oldu. Mesut Barzani biliyorsunuz Barzani yönetiminin en üst karakteri. 2017 yılında İsrail'in, Amerika'nın, Fransa'nın dolduruşuyla bir bağımsızlık referandumu macerasına girdi hatırlıyorsunuz. Ve o bağımsızlık referandumundan da Kürtler bağımsızlık kararı aldılar. Fakat Türkiye, İran ve Irak'ın askeri güçlerinin meseleye müdahale etmesinden sonra bu kararı uygulayamadı. Askıya aldı. Bunun üzerine Mesut Barzani Irak Kürt Yönetim Başkanlığı'ndan kendi isteğiyle ayrıldı. Yerine yeni Neçirvan Barzani'yi koydu. Kendisi bugüne kadar 7 yıldır Kürdistan Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatıyla evinde oturuyor birden bire birden bire Bağdat'ta çıktı karşımıza. En son Kasım 2018'de Bağdat'a gitmiş. 6 yıl sonra. Gayet iyi ağırlandı ee, şeyde. Tabii ki en güçlü karakter yani şu anda e, Irak Kürdistan yönetiminde. Ee, Başbakan Sudan, e, Şia El Sudani tarafından ağırlandı. Daha da önemlisi, çok enteresan, Iraklı Sünni blok diye adlandırdığımız bir bloğun da üyesi biliyorsunuz Kürdistan Demokrat Partisi Irak parlamentosunda. Bunlar, bunların görevlerinden biri de biliyorsunuz Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanı Kürt, parlamento başkanı Sünni, başbakan da Şii olmak durumunda. Fakat parlamentonun <laughs> başkanı bir türlü yok. Birini seçmişlerdi o olmadı. Hukuk müdahale etti. Neyse onu konuları konuşmuş falan. Fakat aynen önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi. Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya büyükelçileriyle Bağdat'ta görüştü. Bir şey konuştu. Bu adam durup dururken Mesut Barzani'yi gayet iyi tanırım. Bu, bu tür bir adam durup dururken birden ortaya çıkmaz. Çıkmaz. Demek ki yakın bir gelecekte Irak coğrafyasında bugün tam olarak adını koyamadığımız kritik bazı gelişmelerle karşılaşacağız. Bir iç çatışma süreci ile karşılaşabiliriz. Türkiye'nin dün Kuzey Irak'ın bütün e, avaşından zapına kadar 37 PKK bölgesini bombalamış olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir mücadeleyi orada sürdürüyor olması da Türkiye'nin gelişmelere gelecekteki gelişmelere dönük önlemleri konu sadece PKK mücadelesi değil, Irak ve Suriye'yi bir şey bekliyor arkadaşlar. Bütün bu hikayeler o. Bir şeye doğru gidiyor oralar ve Türkiye tabii güçlü istihbaratı ordusuyla e, durumu birazcık farket birazcık değil, fark ettiği için bence çok ciddi önlemler alıyor. Hoşçakalın.